Uyarı. Bu videoda normalden farklı bir konsept denenmiştir. Alışık olmadığınız bir komorabi deneyimi yaşayabilirsiniz. O yüzden eğer cringe olmak istemiyorsanız lütfen bu videoyu izlemeyiniz. Ha, unutmadan ahlayan bir sesi mevcut. Ona göre izleyin. İyi seyirler. Evet, 5000 abone. Sonunda. Şimdi karşınıza dünyanın en orijinal içeriği soracak videosu. Size sorun dedim ve siz de sordunuz. Ve ben de şimdi bütün sorularınızı cevaplayacağım. Yani en azından seçtiklerimi. Çaycı demiş ki, Paripi Kome sence nasıl? Unutmadan şimdiden eline sağlık. Paripi Kome mi? Evet, üşenmedim, gittim o introyu baştan bir daha kendim bir kanalıma göre hazırladım. Ay. Ama güzel oldu ha. Okey, o zaman tam gaz sorulara devam. İlginç soru düşündüm ve olabilecek en masumane soru. Hentai ne zaman kanalı eklenir ve ne tür hentai seversin? İkisinden birini cevaplarsan yeter, seviliyorsun, başarının devam dileğiyle. Çok güzel bir soru ya. Ne tarz hentai'ler seviyorum ben ya. Allah Allah. Acaba ne tarz seviyorum? Hangi türleri seviyordum ben ya? Benim en sevdiğim tür hangisiydi? Bir dakika. Hangisiydi acaba? Toplulukta açtığın antelerde veya henüz ankete koymadığın, keşke seçilse de videosunu yapsam dediğin bir anime var mı? Öyle bir anime yok. Zaten öyle bir anime olmasını istesem anket puanının adını yazarım. Özellikle bazı animeleri bekletiyorum ki kanal büyüyünce onları güzel bir inceleme çekeyim ve daha fazla kitleye erişelim. Şu anda biraz popülerlerden yürümüyorum. Animeye başlamak isteyen bir arkadaşım var. Başlangıçta ne önerirsin? Bir de kız arkadaşıyla bize 20'lik birkaç anime önerir misin? Şimdiden teşekkürler, seviyorsun adamsın. Şimdi anime yeni başlayan birine önerecek anime konusu çok önemli bir konu. Burada doğru ve güzel bir anime önermek her zaman çok önemlidir. Çünkü yanlış bir anime önerirsek, anime yeni başlayacak olan arkadaşımız animeden soğuyabilir. Ve bu bizim için pek hoş bir şey değil. Sonuçta arkadaşımızın da anime izlemesini isteriz. Böylece beraber güzel güzel tartışırız. O yüzden ben senin için çok güzel bir iki tane anime önereceğim. Öncelikle School'dayız. Bak, bu animeyi arkadaşını izletiyorsun ve daha sonra geliyor sana çok güzel teşekkür ediyor. Onun haricinde Oreno Imoto, Ero Manga Sensei ve Fairy Tail. En azından bunların içinden bir tanesini beğenir. Kız arkadaşıyla izlenebilecek animeler. High School DX'de, Shumatsu no Harem, Perfect Blue ve Kiss Kiss. Ulan umarım bu dediklerim ciddiye alıp da oturup izlemez ya. Evet, sonunda gündüz oldu. Artık istediğim gibi bağırıp çağırabilirim. Benlik hareketler değil bunlar. Atıyorum ki Ryuk Death Note'unu sana verdi. Ancak bir kere kullanabilirsin. Hangi animenin toksik kitlesini oradan kaldırdın? Seviliyorsun Komorabi. Hangi toksik kitleyi ortadan kaldırdın biliyor musun? Tokyo Ghoul. Ya da Türkçe versiyonunda Tokyo Gül. Gül veriyoruz değil mi birbirimize? Allah Allah. Veya yorumlarda ananıza bacınıza söylenir. Hadi Kaneki'nin dediğini yapalım bakalım. Bu postu her gün hortlatacağım ki annesini seven herkes beğenebilsin. Annesini sevenler like. Admin seviyordum, şu an antin oldum. Kaneki mi kimse laf edemez. Oshiyette, oshiyette, shonen shoku mifu. Yalnız öyle değil moruk. Oshiyette, oshiyette, shonen shoku. Ben de unuttum. Sağ. Given, üstüne banana fish, üstüne sessizliğin sesi ve üstüne out izlersek ölür müyüz? Hemen bunu senin için deniyorum. 3 days later. Artık ağlamak istemiyorum. Sadece mutlu olmak istiyorum. Shonen animeler hakkında ne düşünüyorsun? Aha da bunu düşünüyorum. Hangi anime gücüne sahip olmak isterdin? Örneğin stand, nefes tekniği vesaire. Bak, bu çok güzel bir soru. Sanırım görünmezlik derdim ben ya. Böyle duvarların içinden geçebildiğim falan tarzda bir şey. Efsane olmaz mı? Düşünsene. Duvarın içinden gidiyorsun. İstediğin her araca kaçak binersin. İstediğin her binaya kaçak girersin. İstediğin her şeyi alırsın. Yani muazzam bir güç. Bir cosplay yapsaydın bu hangi karakter olurdu? Hikigaya. Ne zaman hızlı video atmaya başlayacaksın? Bu videoların yapılması tam 1 saatten az zaman aldığı zaman seri bir şekilde video atmaya başlayacağım dostum. İnsanlar DC sunucusuna neden gelmiyor?
Çünkü doğru bir şekilde insanları çağırmıyorum. Bakın bu çok yanlış bir çağrı tekniği. Evet arkadaşlar, Discord sunucumuza gelmek isterseniz sağ taraftaki Discord butonuna tıklayabilirsiniz veya videoların altındaki Discord sunucusu linkine tıklayarak sunucumuza gelebilirsiniz. Harika bir muhabbetimiz var. LOL. Bak bu yanlış. Doğrusu şu. Yani olması gereken bu. Ya da olmaması gereken. Hani bunun olmaması. Neyse. İşimize devam edelim. Müzik önerilerin neler? Yes! Harika bir soru. İşte bu be. Hemen sana şimdi güzel müzikle önereceğim. Öncelikle pan flüt seviyorsan Leo Rojas. Etnik metal seviyorsan Haggard. Celtic seviyorsan Adrian Von Ziegler. Dubstep seviyorsan Riot. Sadece etnik seviyorsan Regal Theater. Oyun müziği olarak Witcher müzikleri. Yani Japonca müzikleri söylememe gerek yok herhalde. Burada hepimiz animeciyiz. Ama özellikle birkaç tane en sevdiğimden önereyim. Good Comic'ten Nakama. Yanagina giden Goodbye Seven Seas. Hello, Happy Day olarak Discord'da arkadaşlarla oyun oynarken çaldığımız troll müzikler var. Uzumaki'nin neden animesi yok? Yo var. Sayın a**a koduğum, ben bilmiyor muyum? O kadar anime izledim. Ben bilmiyor muyum? Ha? Ayak numaran kaç? 43. Fırıncı küreği. Sonunda anketi Erase kazandı. Ne düşünüyorsun? Fan art olayı nedir? Artık bunu yapma günü geldi demek ha. Sonunda gizli geçmişimi ortaya çıkarmanın vakti. Bunu saklamayı düşünüyordum ama artık sonu geldi demek. Amına koyduğum pop gibi çizim. Müslüman olmayan karakterleri Müslüman yapamazsın. Sizin Allah öyle onu bir versin. Bir ateist olarak sizi şiddetle kınıyorum. Budist karakterleri Müslüman yapmışlar. Evet, fan art olayıyla alakalı şimdilik sadece bu kadar bilgi verebilirim. Eğer bu video 1000 like alırsa bununla alakalı bir video çekebilirim. Neden olmasın? Genshin oynuyor musun? Oynuyorsan DPS ne? Genshin'i bırakalı bayağı oldu çünkü içerik kendini sürekli tekrar ediyor ve çok çekici bir yanında kalmadı artık. Bırakmadan önce Raiden Shogun'la oynuyordum. Bayağı güzel çağırdı. Abi diyelim eline Death Note geçti. İlk kimi öldürürsün? Dostum ne yapıyorsun? Sakın onu yazma. Üzgünüm ama artık vakti geldi. Hayır bak, bu hayatının hatası olacak. O haklı. Bunu yapmamalısın. Hepimiz ölebiliriz. Maalesef onu yapmak zorundayım. Hayır. Ve arkadaşlar, mangayı okuyanlar biliyor zaten niye bunu yapmak istediğimi. Spoiler olmasın da açıklamayayım yani.
İyi misin? Günlerin nasıl geçiyor? Bir sıkıntı var mı? Kendini iyi hissediyor musun? Nasılsın? Evet, sanırım iyiyim. En sevdiğin anime... Hey, hala aynı sorumu. Kaç defa diyeceğim Clannad diye. Peki o zaman yeni başlayan için hangi animeler önerirsin? Ve Demon Slayer hakkında ne düşünüyorsun? Adam tam benim kafadan ya. Adam soruyu soruyor, sonra benim yerime cevap veriyor, en sevdiğim. Böylece karşı tarafa hiçbir şekilde malzeme vermezsiniz. Adamım benim, Biyokus ya da Bayokus. Yeni başlayanlar için hangi animeleri önerirsin? Boku no... Tamam yapmayacağım. Sword Art Online, Shingeki no Kyojin, Akame ga Kill, Tate no Yusha, Belzebub. En çok sevdiğin ve oynadığın oyunlar neler? En sevdiğin 5 waifu'nu söyler misin? Şimdi burada soruyu nasıl sorduğuna bağlı. En çok sevdiğim ve oynadığın oyunlar. Şimdi oynadığım dediğime göre aktif bir şekilde oynadığım oyunları kastediyorsun. Sevdiğin de eklediğin için. Çünkü sadece sevdiğin deseydin sayacağım oyunlar başkaydı. Ama şu an sevdiğin ve oynadığın oyunları söylediğin için şu an farklı bir şeyler söyleyeceğim. Ne boş yaptın. Söyle işte. Overwatch. Söyleyemiyorum. Çıkmıyor ağzımdan. Fortnite. Sıfır inşa modu geldiğinden beri fena değil. Çekilebilir bir oyun oldu. Hani linçlemeyin ne olur. Crysis, GTA 5, Witcher, en sevdiğim 5 waifu, Emilia, Chia, Tomoyo, Tokisaki Kurumi, Yukino. Gelecek içerik planlarınızda neler var efendim? Yok. Yanım ne isterse onu yüklüyorum. Şaka bir yana cidden plan yok hani. Öyle inceliyoruz işte. Arada bazen şunu yapayım bunu yapayım diyorum yani. Kanalı çok ciddiye aldığım söylenemez. Hani güzel böyle sağlam bir kitle gelse böyle 15 bin 20 bin abone olsam hani bir ciddiye alayım biraz üzerine uğraşayım diyorum da oturuyorum böyle bir ay önce bir videoyla uğraşıyorum 1500 izleniyor yani. Ben de oturup uğraşmıyorum. O yüzden bir plan yok. Abi büyük fanım ne olur bunu videoya alırsan sevinirim sorun. Abi günlük hayatında ne? Nerede çalışıyorsun? Abi ya, en sevdiğin anime ne abi seviyorsun? Yavrum sakin ol ya. Heyecanını buradan fark ettim. Dostum grafik tasarımcıyım, home office çalışıyorum. En sevdiğim anime... Clannad. Artık anlıma yazacağım ya. Hatta kanalın kapağına yazayım. En sevdiğim anime Clannad'dır. Bu da bir seçenek. Şöyle ki öncelikle hangi bölümde okuyorsun? Bunu merak ettim. Ama ilginç bir soru istiyorsan geliyor efendim. Soruyu okumadan önce hemen önceki soruya cevap vereyim. Okumuyorum. Mezun oldum. Home office grafik tasarımcıyım. Devam. Şimdi önüne bir tane anime kızı geldiğini varsayalım. Sana gelip diyor ki... Ey Komorebi, ben kutsal anime kızı. Sana bir teklif veriyorum, kabul etmen dahilinde insanlığın yaşadığı bütün acılar, sorunlar, kötülükler ve diğer her türlü problem çözülecek ve mutlak medeniyete ulaşacaksınız. Artık kötülük olmayacak, acı olmayacak, insanlar savaşmayacak vesaire. Kısacası artık aptalca şeyler yapmayacaksınız, ancak bu teklifin bir bedeli de var. İnsanlığın tüm acıları, korkuları, kötü düşünceleri, pislikleri ve diğer tüm günahlarının yükü senin kefene yüklenecek. Tüm insanlığın kahrını ve acısını sen çekeceksin ve ölemeyeceksin. Aklını ve iradeni yitireceksin. Bu şartlar altında seçim sana kalmıştır. Eğer böyle bir şey olursa insanlık için kendini feda eder miydin? Yoksa yerler lan insanlığın canı cehenneme ben hayatıma bakarım mı derdin? Ben merak ettim. Yerler lan insanlığın canı cehenneme ben hayatıma bakarım derdin. Oğlum insanlığın kıyım ya. Toplumdan nefret ediyorum. Hani bu şey gibi değil böyle. Toplum beni anlamıyor falan. Hayır, toplum çöp. Yani gidin dışarıya bakın. Kızlar birbirinin karbon kopyası olmuş. Erkekler de kendini geliştirmeyen aptallar, kendilerine geliştirmeye dair en ufak bir şey yapmıyorlar. Adama İngilizce bir şey desen, ben onu oyunda değilmiş. Adamların İngilizce'de anladığı tek şey şu. Yalnız öyle değil, by the way. By the way ne amına koyayım. Bu arada demek bu kadar mı zor? By the way diyen adama ben direkt İngilizce yazıyorum. Yalnız öyle çalışmıyor by the way. Oh really? Yine insanla öfkemi kustuğuma göre sorulara devam edelim. Yine her zamanki bir gün geçti. Uykun geldi ve eve gelir gelmez kendini yatağa atıyorsun. Derin bir kesiniz bir uygunluğunda. Oha! Kardeşim emeğini takdir ediyorum ama çok uzun da okumadım. Anime filmlerinin incelemeleri gelir mi? Mesela Miyazaki filmleri. Miyazaki mi? Miyazaki mi? Hayao Miyazaki mi? Miyazaki'den nefret et! Tamam ya. Miyazaki'nin filmlerini sevmiyorum. Bana göre değil. Yani çocukken izlesem severdim de şu anda çok değil. Kanalı kurma amacın neydi? Para kazanmak gibi bir isteğin var mıydı yoksa sadece hobi olarak mı yapıyordun? Ya para da tabii ki motivasyonu ama ben sadece hobi olarak yapıyordum. Daha önceden de bir YouTube kanalım vardı fakat üniversite, yurt falan diye devam edememiştim. Yıllar sonra o özgürlüğe kavuşunca istediğim içerikleri üretmeye başladım ve doyum noktasına ulaştım diyebilirim. Yani şu saatten sonra YouTube'u mecburen de olsa bıraksam çok üzülmem ama devam ediyorum yani. Döner turşusu olmak mı, çiğ köfte lavaşı olmak mı? Gerçekten yaratıcı bir soru. Bunun üzerine uzun ve derin bir şekilde düşünmemiz lazım.
Şimdi bir döner turşusunu ele alın. Boktan plastik bir kabın içinde bekletiliyorsunuz. Böyle artık suyunuzu içinize çeke 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 buruş buruş bir hale bürünmüşsünüz. Öte yandan çiğ köfte lavaşı da kenarda bekletildiğinde böyle gayet tatlı ve güzel görünüyor. Ama açık alanda bıraktığın anda maksimum 5 veya 6 saat içinde kuruyup taşa dönüyor. Yani dışarıda bekletildiğinde sanki Medusa ile karşılaşmışçasına taşa dönüşmeye başlıyor. Ben o yüzden döner turşusu diyorum. Zaten hepimiz bu hayatta bir döner turşusu değil miyiz? Toplumda bir yerdeyiz. Orada bekliyoruz, böyle gelişmeyi bekliyoruz. Hani biri tarafından görülmeyi bekliyoruz. Ama zaman geçtikçe kendi içimize... Ne saçmalıyorum ben ya. Turşu işte. Takipçilerini ne kadar seviyorsun? Dilerseniz bunu Takagi'ye soralım. Takagi, takipçilerini ne kadar seviyorum? Kulaklığın içinde mi söyleyeceksin? Tamamdır. Getiriyorum. Söyle. Hayşteri. İşte budur. Bir saniye. Hayır. Oh shit. Geçen gün şunu fark ettim. Animelerdeki yaş kısıtlarına kimse uymuyor. Sonra veletler geliyor ve o animeleri izleyince o anime fandomu çöp oluyor ve gereksiz yere tartışma çıkıyor. Kesinlikle AOT ya da Death Note değil. Bu konu hakkında düşüncelerim. Sanırım herkes istediğini izler anlayışını çok yanlış anladı. Herkes istediğini izler değil. Toplumca biz her boku yanlış anladık ki. Bu yaştaki bir çocuğun bu şekilde davranışlarda bulunması çok yanlış. Çocuğun kendi yaşına uygun davranması ve kendi yaşına giymesi lazım. Sana ne okudum? Herkes istediğini giyer. Herkes istediği gibi davranırsan... Ama bakın burada çocuktan bahsediyoruz, hani daha olgun olmamış. Sana ne okudum ha? Şimdi aynısını animeye aktaralım. Bakın bu anime artı 18 yaş kısıtlamasına sahip ve siz ortaokula giden bir çocuğa bu animeyi izletirseniz uzun vadede bir sıkıntı. Sana ne okudum gerizekalısı, internetin parasını vermiyor mu? İstediği gibi izler. Yalnız zaten şöyle bir sıkıntı var. Animeyi de korsan izliyor, hani normalde gidip Crunchyroll'a veya Netflix'e para vermesi gerekiyor. Ne, bir de anime çizgi filme para mı vereceğim? Öyle şey mi olur? Anlamaktayım. Yani web sitelerde buna şöyle dandirik bir yöntem bulmuşlar. Sıkıntılı animenin ismini aratıyorsun mesela, şey çıkıyor. Yaş sınırı, bunda hafif çıplaklık var, 18 plus, onaylayan kişiler kendinden sorumlu. Yani kısaca sorumluluktan kaçmak için böyle bir yöntem belirlemişler. Ulan o zaman sorumluluktan kaçacağım de hentai de yükleyin. Ki zaten yüklüyorsunuz yani. Bunları kesinlikle 18 yaşından küçükseniz izlemeyin yani. Bakın alttan da metin geçiyor. Ya şimdi diyeceksin ki sen bunları videoda gösterdin. Gidip izleyecekler. Ben sorumluluğu kabul etmiyorum. Ben bilgi veriyorum. Bak alttan da çizgi geçti. Sorumluluğu kabul etmiyorum. Ama bu adamlar size bu içeriği sunuyorlar. Şunu yapsalar, deseler ki bu animeye erişebilmek için üye giriş yapmalısınız. Gerçi o da bir şey fark etmiyor. Üye girişini artı 18 yazar, yaşına girer yani. Anime izlediğinde pişman oldun mu? Yani toksik kitle arttıktan sonra ben soğumuştum. Yo. Çocukken de çizgi film izliyordum. Ben çocukken de dalga geçiyorlardı hani. Bakugan mı izliyorsun? Benten mi izliyorsun? Bebek. Bunları diyen adamlar bu arada arka sıralarda Hot Wheels oynuyordu. Şu parmak kaykaylarıyla falan oynuyordu. Sanki çok olgunlar da. Kısaca hayır. Çizgi film yaşım geçtikten sonra animeye geç başladım yani. Toksik kitle beni soğutmuyor. Ama şöyle bir durum var. Popüler animeleri bilerek bu yüzden izlemiyorum. Hani biliyorum aga. İnsanlar bunu seviyorsa ya çok iyidir ya da çok kötüdür. O yüzden popüler çoğu seriyi kenarda bekletiyorum. Böyle yıllanmasını bekliyorum. Bak mesela Overlord 2015'te çıktı. Ben 2022 yılında izledim. Pişman mıyım? Hayır. O hype treni işte ortadan kalkınca, böyle millet sakinleşince, hani sular durulunca, ha güzel tamam şimdi o zaman o anime izlenir. Herkesin sevdiği ancak sana bu ne dedirten animeler var mı? Var. No Game No Life. Abi niye bu kadar seviliyor? Anime ilk çıktığından beri ikinci sezon deyip ağlayıp duruyorlar ama anlamıyorum, gittim izledim. Güzel bir anime değil. Animenin bütün olayı şu iki karakteri sürekli kazanmaya ikna. Ulan zaten sürekli kazanacaksanız ben niye izleyeyim yani? Zaten kazanacaksın yani. Kaybeder gibi oluyorum. Zort kazandım. Acı ama hakikat mı, yoksa hoş ama sahte olanı tercih edersin? Acı ama hakikat. Çünkü o acıyı bir kere çekersin ve daha sonra o hakikatle yüzleşirsin ve hayatın öyle devam edersin. Ama hoş veya sahte olanla yaşarsan günün birinde o hakikat yüzüne bir çarpar, onun acısını bir çekersin, toparlanamazsın. O yüzden o acıyı bir kere çekiyorsun, sonra gerçekleri kabul ediyorsun ve yoluna devam ediyorsun. İnsanlar videolarınıza neden like atmıyor ve abone olup lanet olası siz değil butona basmıyor efendim? Bunu onlara sormak lazım. Arkadaşlar videolarıma neden like atmayıp abone olmuyorsunuz ve o zil butonuna basmıyorsunuz? Hemen bunları yaparsanız size tam 5000 öpücük atacağım. Şaka bir yana, insanlar genelde boktan editleri izlemeyi tercih ediyorlar. Birinin animeler konusunda söylenmesini, boş yapmasını falan daha çok seviyorlar. Naruto hakkında bilmediğiniz 10 gerçek. En güzel 10 Naruto fight'ı. Genelde Türkiye'deki anime içerik üreticilerine baktığınız zaman zaten hep popülerden yürürler. Naruto, One Piece, Shingeki no Kyojin,
Bak Sword Art Online bile yok ha. Shonen'ler üzerinden yürürler. Mesela benim kanalım belki de bu yüzden tutmuyordur. Ben tam aksine kenarda köşede ne varsa onları yapıyorum. Hani şu son zamanlarda Boku no Hero Academia ve Demon Slayer incelemesini yaptık. O mecbur hani. Artık bir kitle gelsin. Hani o kitle de gelsin görsün. Ha böyle bir kanal var diye. Ama gelmiyorlar gördüğünüz gibi. Kanalı açmak aklına nereden geldi? Zaten önceden bir kanalım vardı. Ama işte dediğim gibi üniversite sınavı vesaire falan diye o sarktı. Dolayısıyla üniversite bittikten sonra tekrar bu hedefimi gerçekleştirmek için geri döndüm. Öncelikle tebrik ederim. Şimdi saçmalayayım bari. Hiç Yaoi izledin mi? İzlediysen en sevdiğin hangisi ve en sevdiğin sahnesi hangisiydi? Elimden geldiğince saçmaladım. Umarım cevaplarsın. Ha! Gay! Tabii ki de hayır. En sevdiğin anime, en nefret ettiğin anime, Levi mi Eren mi, Light mi El mi, Ryuk mu Ren mi, Out mu Death Note mu? Allah rızası için cevapla. Kardeş sakin, niye bağırıyorsun? Ama madem bağırdım ben de sana aynı şekilde cevap vereyim. Clannad, Oreno Imoto, Eren, Light, Ryuk, Out. Kaç tane anime izledin? Kanka biraz uğraştırır ama Miami listinden gösterebilirsin. O kutsal gün geldi demek. O uzun ve zorlu yolculuğa çıkma vakti. Tehlikeli yollardan, zorlu mekanlardan gidilecek. Ve Miami'nin topraklarına ulaşarak Electus'un sorusunu cevaplayacağım. Hazırlıklarımı yapmıştım. Çantamı hazırlamıştım ve yola çıkmıştım. Electus'un bu sorduğu zorlu soruyu cevaplayabilmek için uçsuz bucaksız topraklara devam ettim. Ya kardeşim kanalımın ana sayfasına gidiyorsun. Sağ tarafta mal yazıyor. Bak ona tıklıyorsun. Ve orada kaç tane mi izlediğim gözüküyor. En sevdiğin modun hangisi ve neden diğerini az seviyorsun? Haha burada dramaya yer yok yavrum. Mappa mı Wit mi? Kyoto Animation. Nefret ettiğin anime stüdyosu var mı? O nasıl oluyor ya? Bir anime stüdyosuna nasıl nefret edebilirsin ki? Bu bir insan değil ki. Hani insan değil seni rahatsız edecek bir şey yapmıyor. Sen nasıl nefret edebilirsin ki lan bir anime stüdyosundan? Kyoto Animation. Şu camların güzelliğine bak. Şu tuğlalara bak. Şuradaki şemsiyelere, şu çiçeklere bak. İşte seni bu yüzden çok seviyorum. Şu güzelliğe bakın. Toei Animation. Senden o kadar nefret ediyorum ki. Şu kudumun logosuna bak. Kedi logosu. Posterler ne? Şu klima niye burada? Şu minik balkon ne? Burada sigara bile içilmez. Ben Bu eleştirileri yaparken ve videonun editi için ortalama kaç saat harcıyorsun? İkiye hem seviyor musun? Süre tutmadım ama Shigatsu incelemesini yapmadan önce Shigatsu'nun animesini izlemem ve mangayı da eş zamanlı olarak bitirmem yaklaşık 1,5 haftamı falan almıştı. Edit de 2 hafta falan sürmüştü. Günde 2 saat edit yaptığımı varsaysak ortalama bir 30-35 saat video kurgusuna gidiyor. Bir de işte animenin toplam izlenme süresini falan hesaplarsak aşağı yukarı bir 40-50 saat falan gidiyor. İkinci sorunun cevabı ise kesin izleyin dediğim 5 anime. Clannad, Madoka Magica, Steins Gate, Gintama ve ReZero. Fate hakkında içerik gelir mi? Hayır gelmez. Çünkü Fate'in zaten ana serisini bitirdim ben. Yan serilerine direkt bakmıyorum çünkü ilgimi çekmiyor. Ayrıca görsel romanları ve ek içeriklerin süreleri de aşırı uzun. Bunların hepsini tüketeceğim. Üstüne animelerini izleyeceğim. Belki oyunlarını oynayacağım. Ve onun üzerine bir içerik üreteceğim. Ve bunu yapmak istemiyorum. Çünkü çok uzun sürer. Black Clover hakkında ne düşünüyorsun? Sana sorum hayata karşı kinlenmiş, dışlanmış, üzülmüş, incinmiş, kötü yola düşmemek için elinden geleni yapsa da hayatın sürekli zor durumda bıraktığı ben nasıl mutlu olabilirim? Bu arada arkadaşımız bir trafik kazası geçirmiş. Şu anda durumu iyi. Buradan ona geçmiş olsun dileklerimi de iletiyorum. Şimdi sorunun cevabına gelelim. Arkadaşlar her ne kadar YouTube kitlemin 18 ve 24 yaş arası olduğunu söylese de ben hepinizin yaş kısmını 18'den büyük yaptığınızın farkındayım. Aramızda ortaokullu, liseli ve üniversiteli birçok arkadaşımız var. Gencinden tutup yaşlısına kadar vereceğim cevap bu. Mutlu olmak istiyorsanız önce gerçekleri kabul edeceksiniz ve elinizi taşın altına koyacaksınız. Asla bir Avrupalı gibi bir çocukluğunuz olmadı. Asla onlar gibi sıfır stres bir hayat yaşamayacaksınız ve asla o animelerde gördüğünüz gibi erkekler ve kızlarla karşılaşmayacaksınız. Kadınların hepsi %5'lik dilime giren o yakışıklı, zengin ve güçlü erkeği ister ama elde edemez. Sonra feminist olup kedilerle yaşarlar.
Erkekler ise Disney, anime ve dizi film kültürü yüzünden beyinleri yıkandığı için bir gün ruh eşini bulup mutlu mesut bir ilişkiye sahip olacaklarını zannederler. Ancak gerçek suratlarına vurunca depresyona girerler. Öncelikle dünyanın gerçeklerini kabul edin. Mutsuz olabilirsiniz, hayatınız zor olabilir ama ağlayıp sızlanmanız asla var olan problemlerinizi çözmeyecek ve kimse sizi dinlemeyecek. O yüzden toplumla yüzleşebileceğiniz bir seviyeye gelebilmek için bugünden yatırımınızı yapmak zorundasınız. Arkadaşım, dostum dediğiniz o 5 kişi sizin hayatınıza şekil verecek olan insanlardır. O yüzden arkadaşlarınızı çok iyi seçin. Vasıfsız, sizi sigara, alkol gibi zararlı ve para israfı şeylere yönlendiren ve sizi kendi seviyesine çekmeye çalışan insanları hayatınızdan çıkarın. Bu insanlar kısa vadede sizi mutlu etse de uzun vadede asla yanınızda durmayacaklar. Yalnız olmaktan korkmayın ama yalnız kalmak için de uğraşmayın. Kaliteli insanlardan oluşan bir çevre oluşturun ve birbirinizi motive edin. Memnun olmadığınız özelliklerinizi düzeltmek ve geliştirmek için çabalayın. Vücudun mu kötü? Spora başla. Konuşman mı bozuk? Diksiyon eğitimi al. İngilizcen mi kötü? YouTube'dan ders al ve yabancı Discord sunucularına git. Genel kültürün mü zayıf? Kitap oku ve okuryazar insanları takip et. Emin olun üste bahsettiğim birçok şeyi cebinizden para çıkmadan halledebilirsiniz. İnternet sağ olsun bu mümkün. Ama her şeye rağmen değiştiremeyeceğiniz bazı şeyler var. Ailesel problemler, ekonomik sıkıntılar, sağlık, doğduğun yer vesaire. Bu konuda ise aklınıza şu sözü kazıyım. Tanrım, değiştiremeyeceğim şeyleri kabul edebilmem için huzur, değiştirebileceğim şeyleri değiştirebilmem için cesaret, ikisi arasındaki farkı anlayabilmem için de bilgelik bahşet. Kendinizi tanıyın ve hangi konuda iyi olabileceğinizi analiz edin. Bir hedef belirleyin ve o hedef için uzun vadeli planlarınızı hazırlayın. Sizi hedefinizden saptıracak insanlardan ve Instagram, TikTok gibi boktan uygulamalardan uzak durun. Unutmayın ki bu uygulamaları yapan insanların en büyük amacı sizi mümkün olduğunca uygulama üzerinde tutmak. Vaktiniz kıymetli. Doğru insanları hayatınıza katın, doğru içerik üreticilerini takip edin, doğru insanlardan tavsiye alın ve şimdiden çalışmaya başlayın. Eğer şimdi ve gelecekte mutlu olmak istiyorsanız bazı fedakarlıklar yapmak zorundasınız. Ve şunu unutmayın. Mutluluğa giden yol yüksek değer bir insan olmaktan geçer.